Merhaba arkadaşlar, ben Sait Atik. Bu çalışmamızda çarpanları ayırma ve özdeşlikler, 10. sınıf konusu, TYT konusu, AYT konusu, KPSS konusu, LGS konusu, DGS konusu, yani bildiğiniz ne kadar sınav varsa her sınavda gelen, çok da zor olmayan fakat ileri boyutta zor olan bir konu. Az özellik, bol miktarda soru, yani bir özellikten 10 tane falan soru yazarsam şaşırmayın. İlk hamlede temel edindirme amaçlı çok fazla ağır soruya girmeyeceğim. Daha sonra soru derslerinde ağır soru gönderebiliriz. Memnun kalırsanız yayıyorsunuz, like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Çarpanlar ayırma çok terimli ifadeleri bir terimli şekilde yazmaktır. Çarpanlar ayırmanın birinci taktiği ortak çarpan parantezine alma. Ben buna arkadaşlar kulak operasyonu diyorum. Yani örneğin şurada ne olsun? AX artı BX eksi CX olsun. Şimdi burada 3 tane terim var. Eğer biz bu terimi bir tane cinsinden yazarsak, birinci ifadenin yanında x var. İkinci ifadenin yanında x var. Üçüncü ifadenin yanında x var. Biz burayı x parantezine aldığımızda birincinin yanında a, ikincinin yanında b, üçüncünün yanında c, 3 tane terimden oldu. Bir tane terim o zaman çarpanlarına ayrılmış oldu. Bir de arkadaşlar, hiçbir şey yalnız başına değildir. Bir a sayısı aslında a çarpı 1'dir. Bir x sayısı x çarpı 1'dir. Siz x parantezine aldığınız zaman orada 0 kalmaz, 1 kalır. Şimdi yukarıdaki yaptığımız işin burada tersi verilmiş. Yani ortak çarpanına ayrılmış bir ifadeyi. Biz şöyle kardeş payı yaptığımızda önce x'e verdik. X mutlu olduktan sonra sıradaki gelsin. Ay oldu. Şimdi bu ifadenin geriye dönüşü de var arkadaşlar. Kim burada ortak? A ortak. Tuttum A'nın kulağından, yapma abi diyor, denlemedim. A'yı aldığımda birinci A'nın yanında X, ikinci A'nın yanında da Y kaldı. Ortak çarpan parantezine alma, aha böyle bir şey. Şimdi aşağıdaki ifadede işimize ortak paranteze aldığımızda bazen eksilerle çarpışacağız, karşılaşacağız. Böyle durumlarda arkadaşlar parantezin önündeki eksi içerinin kimyasını bozar. İçeridekinin yapısını bozar. İçerideki Y'nin işareti eksiyi dağıttığımız zaman eksi y, eksi x'in işareti eksiyi dağıttığımız zaman artı x. Yani burada eksi parantezine almayı söylemeye çalıştık. Üzeri çift olduğunda içerisinin eksi ya da artı olması fark etmez. Üzeri çift olduğunda içeriği istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak üzeri tek olduğunda bir içerinin işaretini değiştirirken arkadaşlar eksiyi dışarıya atabiliriz. Şimdi birinci soruyla başlamış. X artı y 5 ve a demiş. Şöyle baktım ben şuraya. Her iki tarafta da x ortak, y artı x. Buraya baktım, k ortak. Eksi k parantezini alırsam, birincinin yanında y, ikincinin yanında x. Bu 5x artı ak eşitmiş. Sol tarafta hem x artı y burada var, hem x artı y orada var. X artı y parantezini aldığımda, birinci x artı y'nin yanında x, ikinci x artı y'nin yanında eksi k. Bu da 5x artı akmış. Bize x artı y'nin 5 olduğunu söylemiş. Dağıttık. 5x eksi 5k. 5x artı ak. Buradan 5x'ler affedersiniz değişti. K'lar da birbirini götürdükten sonra a eşittir eksi 5 oldu. X artı y a ise ifadesinin eşiti nedir demiş. Şurada x ortak. X parantezini alırsam birinci x'in yanında, ikinci x'in yanında artı ax. X artı y a'ya eşitmiş. O zaman burası x a artı bir tane de orada x a, 2 a x oldu. Kaçtır demiş. Arkadaşlar bu soruyu önce normal çözelim. Sonra saçma sapan çözelim. Y kaçtır demiş. Ben ne bilirim? Şuraya aldım. Y kare eksi x y eşittir 8 olur. Y parantezini alırsam y eksi x eşittir 8 olur. Buradan y eksi x eşittir 2 olur. Y eksi x eşittir 2 olur. O zaman y eksi x gördüğüm yere 2 yazarsam, y eşittir buradan ne olur arkadaşlar? 4 olur. Bu soruda bize y nedir diye sormasaydı arkadaşlar, ne bileyim ben, y nedir diye sormayıp da işleminin sonucu nedir diye sorsaydı
burada x yerine 0, 1, 2, 3 kafanıza göre sayılar verebilirdiniz. İleride zaten geleceğiz. Bunu söylemek için bilerek soru koydum. Oraya kadar sabredelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza geldik. Şurada ben k ortak k parantezini alırsam x eksi y. Burada da x eksi y'nin karesi var. Şimdi her iki tarafta da x eksi y ortak. X eksi y'nin parantezini alırsam kulak operasyonu. Birincide x eksi y, ikincide de kaldı k. Bu arada x eksi y artı k'nın m olduğunu vermiş burada. Buraya m'i yazdığımda x eksi y çarpı m. Bir de ne demiş arkadaşlar? Arada bölü m. M'ler sadeleşti. X eksi y oldu. Aşağıya geldik. Buna arkadaşlar korsan çözüm atacağım. Bu soruya korsan çözüm atacağım. Şöyle gruplandırırsam c'ler ortak, b'ler ortak. C parantezine aldığımda c artı a, eksi b parantezine aldığımda a artı c. A artı c'ler ortak, a artı c, c eksi b oldu. Peki c eksi b'nin 7 olduğunu vermiş. Bu sonucu bulabilmem için a artı c'yi bulmam lazım. Peki şöyle deseydim ben. A artı b 7'ymiş, c eksi b de 7'ymiş. Bana a artı c lazım. Öyleyse toplarsam artı eksi b'ler yeşildiğinde a artı c 14 geldi. Çarptık 98. Biraz önce de söylemiştim arkadaşlar değer verebilirsiniz diye. Burada bilinmeyenlerden birisi nedir diye sormamış bize. Direkt işlemin sonucu nedir demiş. O zaman burada a, b, c'ye kafanıza göre sayılar verebilirsiniz. Mesela sorulan ifadeyi aldığımda ben korsan yöntemden çözeceğiz. Sorulan ifadeyi aldığımda c kare eksi ab artı ac eksi bc nedir diye sormuş. Burada baktım arkadaşlar en çok kullanılan sayı c. Kafanıza göre rastgele bir sayı verebilirsiniz. Ayakkabı numaranızı, kardeş sayınızı sallayın gitsin. Ancak matematikte de değer vermenin bir adabı var. Burada en çok kullanılan sayı c olduğundan ben c'ye 0 verirsem. O zaman 0'dan eksi a çarpı b nedire dönüşür benim sorum. Peki ben c'ye 0 verirsem b ne olur? Eksi 7 olur. B eksi 7 olursa c ne olur? 14 çarparız 98. İfadesinin en sade şekli nedir demiş. Yukarıda a, b ortak. Bunun içinde 4 çarpı 3, 4 çarpı 2, 4'ler de ortak. O zaman 4 a, b parantezine aldığımda b'nin 1'i gitti, b'ye gitti, a'nın 1'i gitti, 8'in 4'e gitti. O zaman kaldı 2 a. Eksi 12'nin 4'ü gitti, 3'ü kaldı. A gitti, b'nin 1'i kaldı. Bölü 3 b eksi 2 a demiş. Eksi 1. O zaman sonuç eksi 4 a oldu. Test tekniğinde arkadaşlar bununla ilgili bu videoda mıydı bir sonrakinde miydi hatırlamıyorum. Sadeleştirmeyle ilgili kesirli sorularda bir yöntem var. Onunla ilgili de söyleyeceğiz. Burada a yerine rastgele bir sayı, b yerine rastgele bir sayı tüm değerlerde yapabilirsiniz. Bunu trigonometride bile yapabilirsiniz. Verdiğiniz değere göre çıkan sonucu veren şık işaretlenir. İfadesinin çarpanları nedir demiş. Şimdi ben ilk başta söylemiştik. Ben buranın içerisini b eksi c'nin karesi, ben buranın içerisini hatta burayı eksi parantezine alırsam buradaki eksi nereye gelir? Buraya gelir. İfadesinin çarpanları nedir demiş. Şimdi ifadeye baktığımızda arkadaşlar a eksi b her iki tarafta var. B eksi c her iki tarafta var. O zaman hem a eksi b hem de b eksi c parantezine aldığımızda b eksi c gitti. A eksi b'nin biri gitti, biri kaldı. Burada a eksi b'ye gitti. B eksi c'nin biri gitti, biri kaldı. Şu hale geldi. Peki artı b eksi b'ye gitti. A eksi b, b eksi c, a eksi c bizim oldu. ÖSS sorusuymuş arkadaşlar. Olduğuna göre demiş. Olduğuna göre demiş. Yine değer verebilirsiniz. A gördüğümüz yere eksi b, eksi 2 b yazarsak sonuç gelir. Şimdi burayı çarpanlarına ayırdığımızda a ortak, a parantezine aldığımda a eksi 8 b, aşağıya b parantezine aldığımda 8 b eksi a. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. 8 b a birbirini götürdü. Eksi 1. O zaman bizim sorumuz eksi a bölü b oldu. Ben a gördüğüm yere eksi 2 b de yazarsam o zaman bunun sonucu 2 olur.
Bir başka şey, şunu yapabilirdiniz arkadaşlar. B 1 olsaydı A eksi 2 olurdu. Götürü yerine yaz. Aynı sonuç gelir. Yine bir ÖSS sorusu. En sade şekli nedir demiş. Ha, bu soru üzerinde arkadaşlar şıklardan çalışabiliriz. Şimdi yukarıya baktığımızda 3 ortak, B ortak, 3 ortak, B ortak. Burada da Y'ler ortak. O zaman ben burayı 3B parantezine alırsam A eksi X. Burayı, burayı da eksi Y parantezine alırsam A eksi X. Her tarafta A eksi X'ler ortak. A eksi X parantezine alırsam 3B eksi Y. Aşağıda ne var arkadaş? X eksi A. Bunlar gitti. Eksi 1. Yukarı verdik eksi Y. Y eksi 3B sorumuzun cevabı oldu. Böyle sorularda arkadaşlar en çok kim kullanılmış? O odaklı. Örneğin burada ben tutup X yerine bir 0 verseydim. X yerine 0 verseydim bu giderdi, bu giderdi, bu giderdi. Yukarıda ne kalırdı? 3AB eksi AY bölü eksi A. A'lar giderdi buradan. Y eksi 3B olurdu. Şimdi şıklarda X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda şıklarda X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda Y eksi 3B'ye göre çık cevap olur. Zaten bir tane başka değer vermeye gerek kalmadı. Evet. Bu yine benzer bir soru arkadaşlar. Buraya bakıyoruz en çok kim var. Şuraya sağ tarafa yazmaya çalışacağım. Örneğin X'e bir 0 verseydik burası tümden giderdi. Bu giderdi, bu giderdi, bu giderdi. Aşağıda YZ kalırdı. X'e 0 verdiğimizden dolayı yukarıda da YZ kalırdı. O zaman sonuç 1 çıkardı. Yani biz burada X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda bir sonucunu veren şıklardan birisi cevap olacak. X yerine 0 yazarsak 0 olur. X yerine 0 yazarsak 1 olur. Cevap olabilir. X yerine 0 yazarsak 1 olur. Cevap olabilir. X yerine 0 yazarsak 1 değil. X yerine 0 yazarsak 1 olur. Cevap olabilir. Ulan arkadaş o zaman bir de Y yerine 0 yazalım. Bir de Y yerine 0 yazarsak bu gitti, şu gitti. Aşağıda ne kalır? Aşağıda ne kalır? X kare artı X'e kalır. Y yerine 0 verirsek X'e Y yerine 0 verdik. Eksi eksi X'e. Payı 0 olduğu için sonuç 0 olur. Y yerine 0 yazdığımızda sonucun 0 çıkması lazımmış. Y yerine 0 yazdığımızda sonuç 0. Y yerine 0 yazdığımızda bu gitti. Y yerine 0 yazdığımızda bu da 0. Yani B şıkkı ya da E şıkkından birisi cevap. O zaman bakalım biz hangisine yazarsak. Mesela Y yerine 0 yazdığımızda 0. Bu da 0. Z yerine yazsak Z yerine verdik mi vermedik. Z yerine 0 yazdığımızda 1. Burada Z yok. O zaman Z'ye 0 yazdığımızda eğer sonuç 1 çıkarsa bu olacak arkadaşlar. Direkt bu çıkarsa da cevap B olacak. Peki normal çözseydik nasıl çözecektik? Açardık. Ortak olan var mıdır yok mudur şu anda? Yok. Ama aşağıda X'ler ortak. Burada da Z'ler ortak. Burayı Z parantezine alırsam Y artı Z pardon Y artı X. Burayı da X parantezine alırsam Y artı X. Şimdi her ikisine de Y artı X ortak. Y artı X parantezine alırsam Y artı X parantezine alırsam X artı Z. O zaman bir kısmı gidecekse paydada ya bu kalacak ya o kalacak. X artı Z. X artı Z. Sanki C gibi geliyor. Devam edelim bakalım. Yukarıyı açtığımda arkadaşlar. Şimdi paydamızda bu var. Yukarıyı açtığımızda XY artı XS artı YZ eksi XS. Şimdi eksi XS artı XS gitti. Y parantezinde X artı Z kaldı yukarıda. Şimdi yukarıda bu var. Aşağıda bu var. Y parantezinde X artı Z bölü Y artı X. X artı Z. Bunlar gitti. Y bölü X artı Y. Cevap B'miş. Evet. Gruplandırarak çarpanları ayırma. Yine arkadaşlar. Şimdi bu 5 çarpı 2'dir. Bu da 3 çarpı 2'dir. Aynı şey yukarıda da var. Hatta köklü gidelim bir de öbür türlü çözelim. O zaman bu da 5 çarpı 2 olduğundan kök 5 çarpı kök 2 artı kök 3 çarpı kök 2 eksi kök 5 eksi kök 3 bölü aşağısı kök 5 kök 2 artı kök 3 kök 2 artı kök 5 kök 3. Şimdi burada ve burada kök 5 var. Şurayla orada da kök 3 var. Kök 5 parantezine alırsam kök 2 artı 1. Kök 3 parantezine alırsam kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1'ler ortak. Kök 2 artı 1 parantezine alırsam kök 5 artı kök 3 payda oldu. Bir de bunun payına bakalım arkadaşlar. Şurayı
Kök 2 parantezine alırsam kök 5 artı kök 3. Eksi parantezine alırsam kök 5 artı kök 3. Kök 5 artı kök 3'ler ortak. Kök 5 artı kök 3 parantezine alırsam kök 2 eksi 1. O zaman kök 5 artı kök 3'ler gitti. Kök 2 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 oldu. Banyoda kök bırakmak pijamayla sokağa çıkmak gibidir. Kök 2 eksi 1'in karesi bölü 2 kare farkından karelerini alırsak 3 eksi 2 kök 2. Aha bu A'ymış, bu da B'ymiş. Çarpımını sormuş. Eksi 6. Şöyle arkadaşlar, kök kök yazmak çok zor oluyor. Kök 5 x olsun, kök 3 y olsun, kök 2 ne bileyim ben k olsun dersek kök 10, kök 10 x k, kök 6 y k, kök 5 eksi x eksi y. Aşağıya geldiğimizde arkadaşlar kök 5 ile kök 2 x k, kök 6 artı y k artı x artı y konumuna geliyor. Kök 2. Şimdi yukarıda k'lar ortak. Yukarıyı k parantezine aldığımda x artı y eksi x artı y. X artı y parantezine aldığımda k eksi 1 yukarısı. Aşağısına geldik arkadaşlar. K parantezine aldığımda x artı y artı x artı y. X artı y parantezine aldığımda x artı k parantezine aldıydık. K artı 1. Ne olacak? X artı y'ler gidecek. O zaman k eksi 1 bölü k artı 1 olacak. İki kare farkı denilen şey, bir sayının karesinden bir başka sayının karesini çıkartıyorsak, ben bunu top çık diyorum. Top çık. Yani tabanlarını bir toplayacağız, bir de çıkaracağız. Bitti. Örneğin 4x kare eksi 9 y kare demiş olsaydı, 2'nin karesi x'in karesi, 2x'in karesi, 3y'nin karesi, top çık. Topladık 2x artı 3y, çıkardık 2x eksi 3y. Sadece arkadaşlar tabanlara odaklanacağız. Hatta bir de şöyle bir şey yazıvereyim. A kare eksi b gibi bir şeyle karşılaşsaydık, ben bunu a kare eksi kök b'nin karesi gibi düşünebilirim. O zaman 2 kare fark oldu. Top çık. A artı kök b, a eksi kök b. Daima arkadaşlar tabanlarını toplayıp tabanlarını çıkaracağız. Soru 1. Şekildeki yeşil alan 48 birim kare, çevreleri toplamı 48 birim olduğuna göre çevreleri farkı nedir demiş. Şimdi burada yeşil alanın içerisi ve dışarısı komşu kenarları birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar bunlar birer karedir. Eğer dıştaki karenin bir kenarına A dersem, içteki karenin bir kenarına B dersem, şimdi çevresi 4A artı 4B 48'miş. Buradan kenarların toplamını ne bulurum ben? 12 bulurum 4'e böldüğümde. Şimdi karenin alanı A kare olduğundan dolayı, yani kenarının karesi olduğundan dolayı dıştaki karenin alanı A kare, içteki karenin alanı B kare, bu da 48 eşitmiş. Top çık. A artı B, A eksi B eşittir 48. A artı B'yi 12 bulmuştuk. 48'i böldük. Burası ne oldu arkadaşlar? 4. Bize çevreleri fark ediyor. 4A eksi 4B çevreleri fark olacak. 4 parantezin aldığımda A eksi B, A eksi B'yi 4 bulmuştum. Buradan da 16 oldu. ÖSYM'nin çok sevdiği, ne gereği var böyle bir şeye diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru stilidir bu. KPSS'de de sorar, DGSS'de de sorar, TYT'de de sorar. İki kare farkı olduğu için tabanlardaki sayıyı bir toplarsak 404, bir de çıkarırsak 2 eşittir 4P'ymiş. 4 ile gittiği zaman 101, 2 ile çarptık 202. Şimdi 25'i ben 5'in karesi diye okursam 2 kare farkıdır. Çünkü burası da 2 üzeri m'in karesi olur. Çünkü 4 2'nin karesi. O zaman tabanların topla çıkar. 2 üzeri m artı 5, 2 üzeri m eksi 5 bölü 2 üzeri m eksi 5 eşittir 133'müş. Aha bunlar gitti. Buradan 2 üzeri m artı 5. Artı 5'i karşıya yollarsan 128. 128 2 üzeri 7. Tabanları eşitse üstü sayılardan m eşittir 7. Yine tabanlarını topla çıkar yapacağız arkadaşlar. Yine bunun ABC'lisini ÖSYM sormuştur. Tabanlarını topladığımızda x, y, x,
Eksi y. Neyse ben bir defa yazayım arkadaşlar. X artı y. X eksi y. Tabanlarını topladık. Şimdi tabanlarını ne yapacağız? Çıkartacağız. X eksi y neye eşitmiş? 12 y'ye eşitmiş. Buradan baktığımızda eksi y artı y eksi x artı x birbirini götürüyor. Buradan ne geliyor? Buradan ne geliyor? 2x geliyor. Buradan ne geliyor? Eksi ile eksi 2y geliyor. 12 y'ye y'ler ye işte. Pardon, y'ler ye işte. Evet. 4'ler de ye işte. X eşittir. Kaç geri verdi? 3. Arkadaşlar yeni bir soruya geldik. Burası 3'ün karesi diye düşündüğümüzde, yani burası 3y'nin karesi olacak arkadaşlar. Öyleyse 2 kare farkı topçuk yapacağız. X artı 3y, x eksi 3y, aşağıyı x parantezine alırım ortak arkadaşlar. X eksi 3y eşittir ne geliverdi? 5. X eksi 3y'ler ye işte. Operasyon yaptığımızda, içler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 3y eşittir 5x olacak. 3y eşittir ne oldu arkadaşlar? 4x oldu. Burada y yerine direkt 4, x yerine direkt 3 yazabiliriz arkadaşlar. Ama bazen sıkıntı oluşturabilir. Onun için 4k, 3k diyorum. Bakın bize oran sorduğundan dolayı k dememiz sadece bizim işimizi, yolumuzu uzatır. Direkt 4 ve 3 diyebilirdik arkadaşlar. Burada x gördüğünüz yere 3, y gördüğünüz yere 4 yazarsanız aynı sonuç çıkar. Ama ben k genel manada soru çözüm olduğu için k'lı gitmeyi düşünüyorum. X gördüğümüz yere yazdık 3k'yı. Y gördüğümüz yere yazdık 4k'yı. O zaman 6 çarpıdan olur burası 24k. Geçtik paydaya. 3 çarpı y yerine 4k. X yerine 3k yazarsak 2 çarpı 3k. Yukarıdan 27k. Aşağıdan 12, 6 daha 18k. Gördüğünüz gibi k'lar ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. 9 da payladık. 3 bölü 2 bizim oldu. X artı eksi 4'ten farklı olmak üzere demiş. Ne yaparım? 16 4'ün karesidir. 16 4'ün karesidir. O zaman aşağısı x eksi 4 çarpı x artı 4 olur. Yukarısını 5 parantezine alırsam x artı 4 olur. X artı 4'ler yeşince arkadaşlar ne oldu? X eksi 4, x eksi 4 ortak paydasında. O zaman ben x eksi 4 ortak paydasında yukarıda 5, eksi 9 artı x oldu. Burası da x eksi 4 eder. X eksi 4'ler sadeleşir. Sonuç zirzop olur. Burası arkadaşlar 2 kare farkıdır. Yani 1'in karesi 2'nin karesi diye düşünürsem 1 eksi 1 bölü 2, 1 artı 1 bölü 2. Aynı şeyi 3 için, 4 için, hatta burası da 13'ün karesidir düşüneceğiz. Aşağıya yazacağım arkadaşlar. Sıkıntı çıkacak olursa çözümü yukarıdan devam ettireceğim. Şimdi önce eksililerini, sonra artılılarını. Eksisi 1 eksi 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 3, 1 eksi 1 bölü 4, digidik digidik digidik, 1 eksi 1 bölü 13. Sonra artılarını yazdım. 1 artı 1 bölü 2, 1 artı 1 bölü 3, 1 artı 1 bölü 4, nokta nokta, 1 artı 1 bölü 13. Şimdi arkadaşlar şu ifade payda eşitledik 1 bölü 2, payda eşitledik 2 bölü 3, payda eşitledik 3 bölü 4. Nereye kadar geldik? Buraya kadar. 12 bölü 13. Çarpı payda eşitledik 3 bölü 2. Payda eşitledik 4 bölü 3. Payda eşitledik 5 bölü 4. Payda eşitledik 14 bölü 13. Şimdi baktığımızda böylesine yağmurladı. Orada da öylesine yağmurladı. Ne kaldı kardeş? Yukarıda 1, aşağıda 13. 1 bölü 13. Ne kaldı kardeş? Yukarıda 14, aşağıda 2. 14 bölü 2. Aha bununla bu da gitti. 7. Yani bunun sonucu neymiş? 7 bölü 13. Bu adam 7 bölü 13'ün neye eşit olduğunu söylemiş? Şuna. Devam ettim o zaman. 3 üzeri x eksi 2 bölü 3 üzeri x artı 4 eşittir 7 bölü 13 ise zamandan kazanmak için buna cinaş edelim. 13a eksi 26 içler dışlar çarpımından 7a artı 28. 7a'yı bu tarafa yolladım. 6a, onu da o tarafa yolladım. 40, 14, 54. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde a 9 geldi arkadaşlar. A dediğimiz şey 3 üzeri x'ti. O da 9'muş. 3'ün karesinden x eşittir 2 oldu.
olan bizi yordu arkadaşlar. Ama şuradaki rasyonel sayılarla ilgili olan bölümü bence güzeldi. Hatta buna pandemik soru demeliymişiz. Yeni bir soru. Burada tam karede yapılabilir arkadaşlar. Ama şu ifade buradaki verilerin tam ortasına düşüyor. Bu ifadeye x olsun dersem bu x artı 1 olur. Bu da x eksi 1 olur. Yani küp kök x kare eksi x artı 1 x eksi 1. 2 kare farkı top çık yapmış x kare eksi 1. Şöyle devam ettik. Küp kök x kare eksiyle dağıttığımız zaman eksi içerinin kimyasını bozardı. Eksi x kare eksi ile eksinin çarpımı sonuç 1 oldu arkadaşlar. Evet. Yine garip bir soru. İçeriler birbirinin eşleniği gibi görünüyor arkadaşlar. Eşittir. İstedim eşleniği gibi olduğundan. Çünkü çarpar bölersem 2 kare farkına döner. Ve çarptım. Sol taraf üzerleri aynı olduğundan üstü sayılardan yani A üzeri N, B üzeri N'i A çarpı B üzeri N şeklinde yazabiliyorduk. O zaman kök 11 artı kök 7 çarpı kök 11 eksi kök 7 üzeri M olur sol taraf. Sağ taraf ne olurmuş? 8x olurmuş. Bize x'i soruyor. İçeri 2 kare farkı olduğundan dolayı arkadaşlar 11 eksi 7 üzeri m eşittir 8x. 4 üzeri m eşittir 8x. O zaman şöyle devam ettim. 4 2 üzeri 2 olduğu için 2 üzeri 2m eşittir. 8 de 2 üzeri 3 çarpı x. Üstlü sayılar pay ve payda da yer değiştirirken ya da karşıdan karşıya geçerken üstü işaret değiştirir. O zaman 2m eksi 3 oldu arkadaşlar. Gönderdim gitti. Evet. Pandemik bir soruymuş. Aslında kök içinde olan soruda buna benzer bir soru çözmüştük. Arkadaşlar şimdi 15 tane 9 varmış. Bu 15 tane 9'a ben 1 eklersem sonunda 15 tane 0 olan bir sayıya dönüşür. Yani 10 üzeri 15'e ben x dersem, 10 üzeri 15'e x dersem, birinci taraf x eksi 1, ikinci taraf x artı 1 olur. Bu da x kare eksi 1 olur. Bu da x üzeri 10 üzeri 15'in karesi eksi 1 olur. Bu da 10 üzeri 30 eksi 1 oldu. Bu ne demek arkadaş? 1'in arkasına 30 tane 0 salla. 1'in arkasına 30 tane 0 salla. Sonra bundan ne yap demiş bana? 1'i çıkart lan demiş. Çıkartırsam ben 0'dan çıkmadığı için komşudan 10'dan 1 çıktı 9. 9 aşağı, 9 aşağı, 9 aşağı. 30 tane ne vardı arkadaşlar? 0 vardı. O zaman 30 tane de 9 oldu. 30 tane 9 eşittir 270. Bir başka taktik arkadaşlar. Şöyle düşündüm. Mesela birinci sayı 99 olsaydı ikinci sayı 101 olacaktı. Bir sayıyı, iki basamaklı bir sayıyı 101 ile çarpmak demek iki defa yan yana yaz demek. Birinci taraf 9, 9, 9 olsaydı o zaman ortaya 2 0 gelecekti. Bu da 9, 9, 9, 9, 9, 9 demekti. Peki bir tane 9 olsaydı bu sefer 11 olacaktı. Çünkü 9'un bir eksiği kadar 0 geliyor. Bu durumda ne gelecekti karşıya? 99 gelecekti. Ya arkadaşlar ben bir baktım ne göreyim? Bir tane 9 var 2 tane. 2 tane 9 var 4 tane. 3 tane 9 var 6 tane. Yani çarparken kaç tane 9 varsa 2 katı kadar 9 geliyor. Peki kaç tane 9 varmış? 15 tane. 2 katı ne olacak? 30 tane 9 olacakmış. Bu da 277. AB ve BA rakamları farklı iki basamaklı doğal sayılardır demiş. O zaman bunlar iki basamaklı sayılarsa A ve B değerlerine 0 veremeyiz asla. Şimdi 2 kare farkı var. Top çık yapacağız. AB artı BA sonra AB eksi BA. Çözümlemeden arkadaşlar 11 A artı B. Çözümlemeden arkadaşlar 9 A eksi B. Sağ taraf rakamları toplamı ortaya geldiğinden dolayı 81 çarpı 11 demektir. Ne oldu? 9 ile 9'u gitti. Kaldı 9. 11'lerde yeşti. Buradan arkadaşlar A artı B çarpı A eksi B eşittir 9 oldu. Şimdi böyle olursa ya 3 çarpı 3'tür. Bu da mümkün değil.
O zaman B'nin 0 olması lazım. B 0 olursa burada hapı yuduyoruz. O zaman burası 9, orası 1'dir. Başka alternatif yok. A çarpı B nedir demiş? A artı B 9, A eksi B 1 ise yaptık. 2A eşittir 10'dan. A ne geldi kardeşim? 5. Peki 5'ten ne çıkarsa 1 eder? 4. O zaman B'de neymiş? 4. A ile B'nin çarpımını sormuş. 5 çarpı 4, 20 oldu. 3 terimli de birinci ifade iki sayının çarpımı, üçüncü ifade de iki sayının çarpımı olduğunda bunların çapraz çarpımlarının toplamı ortayı verecekse dümdüz odun gibi yazacağız. Yani nx artı p, mx artı r. Şöyle kolayca olacak şekilde bir şey yazayım. X kare eksi 7x artı 6. X'e x, 6'ya 1. Çapraz 7 verecek. O zaman bu da eksi, bu da eksi. O zaman düz yazıyoruz. X eksi 6, x eksi 1. Şimdi 2 zaten asal arkadaşlar. 2x'e x derim. Ortaya 7 gelecekse 1'e 3 demem lazım. 6, 1, 7 etsin topladığımda. Şöyle çapraz yazdığımızda eksi 7 gelecekse buradan 6, 1, o zaman x'in de eksi olması lazım. Yani 2x eksi 1, x eksi 3. Burası 6x'e 2x diye yazabiliriz. 3x'e 6x diye yazabiliriz. Ortaya 5 getireceksek arkadaş 9 ile 4'ten, o zaman 2y'ye 3y derim. Buradan çarptığımızda 9x'ye 4x'ye 5 gelecekmiş. O zaman büyük olanın işareti aradaki işaret. Öyleyse 3x artı 2y ve 2x eksi 3y oldu. Geldik 6x kare. 6'yı biz 1 çarpı x kare, yani 1 çarpı 6 yazabiliriz. Ama ortaya burasını 1 1 yazdığımızdan dolayı ortaya da 1 gelecekse o zaman 3x'e 2x diye hayal ederim. Çaprazladığımızda eksi 1, eksi işaret büyük olan tarafta, yani 3x artı 1, 2x eksi 5. Burası değişken değiştirme arkadaşlar. Eğer ben buna a dersem a kare artı 2a eksi 8, 4'e 2, a'ya a, çapraz. Artı olduğu için büyük olan artı, küçük olan eksi. Yani a artı 4, a eksi 2. A dediğim şey neydi benim kardeş? X eksi 4 artı 4, x eksi 4 eksi 2. Yani x çarpı x eksi 6. Benzer olan yer, eğer ben buna a dersem, t demeyin arkadaşlar, t deyince a kare eksi 2a artı 2 eksi 10 eksi 8. T deyince artı ile eksi karışıyor arkadaşlar. Burası a, a 4'e 2 eksi, öyleyse şöyle. Yani nasıl yazmamız lazım bunu? A eksi 4, a artı 2. Şimdi a dediğim şeyi tuttum kulağından, getirdim buraya. X kare eksi 3x eksi 4, x kare eksi 3x artı 2. 4'e 1, x eksi 4, x artı 1, x eksi 1, x eksi 2. Pardon arkadaşlar. Şimdi burası x eksi 3 çarpı x artı 3. Arada böyle var. İkinci kesire amuda kaldıracağız. Öyleyse burası ne olacak arkadaşlar? X artı 3, x eksi 3 bölü x artı 1. Burayı 2x parantezine alırsam x artı 1 oldu. X artı 1, x artı 1 ile x eksi 3, x eksi 3 ile yeşince birinci tarafta 2x kaldı. İkinci tarafta x artı 3 kaldı. O zaman sonucu tamamladık. Yine aynı olay var arkadaşlar. Arada çarp bölü olduğundan çarpı diye yazacağız. O zaman burası x eksi 3, x artı 3 diye paydaya geçecek. Burası 6 çarpı 3'ten yukarıya nasıl geçecek? X aradaki işaret artı 6, x eksi 3 olacak. Peki burası ne? 2 çarpı 6, x artı 2 çarpı x artı 6. Son duruma baktığımızda x artı 6, x artı 6 ile, x eksi 3, x eksi 3 ile, x artı 2,
x artı 2 ile y işte. Arkadaş paydada sadece şu kaldı. Yukarıda ne var? Aha burası. Yani x kare artı ax artı b bölü x artı 3 neye eşitmiş? X artı 7'ye. Evet. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare artı ax artı b x artı 3 x artı 7'ymiş. Arkadaşlar sağ tarafı açarsanız x'li terimin katsayısı buradan 10 gelir. Sabit terim 3 ile 7'nin çarpımından 21 gelir. İşte 10 ile 21'i çarp demiş. Fakat burada ben farklı bir şey kullanacağım. Bu denklemin x1 kökü eksi 3, x2 kökü eksi 7'dir. O zaman bu denklemin köklerinin çarpımı c bölü a'dan b eksi 3 çarpı eksi 7'den 21'dir. Bu denklemin köklerinin toplamı eksi b bölü a'dan eksi a, oradan gelen köklerin toplamı eksi 10. O zaman a'mızda ne geldi bizim? 10 geldi. O halde 10 çarpı 21, 210. Yeni bir sorudayız arkadaşlar. A sıfırdan farklı olmak üzere 3 terimlisi olarak ifade edilmektedir demiş. Örneğin 3x kare artı 7 toplamı x'li terim olmadığından dolayı demek ki katsayısı sıfırmış. Yukarıdaki açıklamaya göre o zaman x kare artı mx eksi 3 bölü x kare eksi x eksi 2'dir. Aşağısı ise x eksi 2 çarpı x artı 1'dir. Sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre demiş arkadaşlar. Burada şöyle düşünüyorum ben. Aslında bir 4-5 türlü çözebiliyoruz. Mesela yukarıdaki ifade x artı 1 ile sadeleşiyorsa, x kare artı mx eksi 3 eşittir x artı 1 çarpı bir şeyler olacaktır. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda arkadaşlar sağ taraf sıfırlandığından dolayı x yerine eksi 1 yazdığımızda burada sıfırlanmalı. Öyleyse hangisiyle sadeleşecekse sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitlediğimde x eşittir eksi 1 geldi. Sıfıra eşitlediğimde x eşittir 2 geldi. Götürüp bunu yazıyorum arkadaşlar. 2'yi yazdığımda 4 artı 2m eksi 3 eşittir 0. 2m artı 1 eşittir 0. Buradan m eksi 1 bölü 2 geldi. Eksi 1'i yazdığımda 1 eksi m eksi 3 eşittir 0. M eşittir eksi 2 geldi. Eksi yarım, eksi 2, eksi 2 buçuk. O da eksi 5 bölü 2 demek. Hepsini birden göndermeye kalktım arkadaşlar. Denkliğini sağlayan A'nın B cinsinden alacağı değerlerin toplamı nedir demiş. Burada arkadaşlar bu soruyu ben bilerek çarpanlarına ayrılmayacak şekilde ayarlamaya çalıştım. Şurası AB artı B kare olacak. 7 ile çarptığımızda içler dışlar çarpımı 3A kare eksi 2AB artı B kare eşittir 7AB artı 7B kare. Sağ tarafı sol tarafa şutladık. 3A kare eksi 9AB eksi 6B kare eşittir 0. A kare eksi 3AB eksi 2B kare eşittir 0. Yani 3'e böldüm. Burada bu denklemi arkadaşlar A bilinmeyenli ikinci derece denklemi gibi düşünüp o zaman A1 artı A2 A x kare artı B x artı C eşittir sıfırda x1 artı x2 eksi B bölü A idi arkadaşlar. Buranın B'si aha bu oldu. A'sı da A'nın katsayısı oldu. O zaman eksi B bölü A'dan 3B olacak. Eğer delta'dan giderseniz ya da terim ekleyip çıkarak çarpanlarına ayırırsanız, çünkü çarpımları iki toplamları eksi 3 eden hemen düzgün sayılar yoktur. Görmekte zorlanırız. Evet. Bu soruyu önce normal bir çözeceğim. Ondan sonra arkadaşlar korsan yöntemle çözeceğim. Lütfen korsan yönteme kadar sabredin. Burada şuranın b kare olması lazımdı arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki ifadeyi ben
Çarpanlarına yani ax bx olarak değil de şurayı açıyorum. Ax eksi bx eksi 1. Şimdi ax'ler hem burada hem burada ortak olunca şu hale geliyor. Ax parantezine aldığımda a gitti, x'in biri gitti, bx. Ax parantezine aldığımda artı 1. Burayı eksi parantezine alırsam bx artı 1. Bx artı 1'ler her iki tarafta ortak. Bx artı 1 parantezin aldığımda birinci bx artı 1'in yanında ax, diğerin yanında da eksi zirzop kaldı. Peki bunun faydası ne kardeşim? 2 kare farkı bx eksi 1 ve bx artı 1. Neden? Burası b çarpı x'in karesi. Öyleyse bunun faydasında bx eksi 1 ve bx artı 1 oldu. Ax eksi 1 bx cevap bu oldu. Şimdi arkadaşlar, her tür kesirli ifadelerde en sade şeklinde nedir sorularında gayet kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama paydanın sıfır olmamasına dikkat edeceğiz. Burada ben x'e sıfır verdiğim zaman burayı yok oluyor, yok oluyor, yok oluyor. X'e sıfır verdiğimde sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır çarpı eksi bir bölü eksi birden sonuç bir çıktı. Şimdi bu ne demek? Şıklarda x gördüğüm yere sıfır yazdığımda bir sonucunu veren şık cevap olacak. X yerine 0 yazdığımda eksi 1. X yerine 0 yazdığımda eksi 1. X yerine 0 yazdığımda eksi 1. X yerine 0 yazdığımda eksi 1 bölü eksi 1, 1. X yerine 0 yazdığımda 1 bölü 1, 1. O zaman bunun cevabı ya B ya da C. Peki bunları nasıl eleyeceğim? Mesela B yerine 0 versem ax artı 1 bölü 1'den ax artı 1. B yerine 0 versem eksi 1, 1 eksi ax. O zaman b yerine 0'ı sallayalım. B yerine 0 yazdık. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Ne geldi arkadaş? B yerine 0, 0 yazınca şuradan bir ax geldi. Sonra eksi 1. Aşağıda ne var? Eksi 1. Eksiyi verdik yukarıya. 1 eksi ax. Yani b yerine 0 yazdığımda 1 eksi ax'i veren şık cevap. B yerine 0 yazarsam cevap. Şimdi küp toplamı ile tam küpü karıştırmamak lazım arkadaşlar. İki sayının küplerini ayrı ayrı topladığımızda ve iki sayının küplerini çıkardığımızda. Akılda tutması o kadar da zor değil arkadaşlar. Önce aradaki işareti yazıyoruz. Ondan sonra aradaki işaretin tersini yazıyoruz. Yani A küp artı B küp, A artı B aradaki işareti yazdık. Bundan sonra A kare ve kareler değişmiyor zaten. Ortadaki ikisinin çarpımında bir eksi bir artı geliyor. Bunda da ise başta yazdığımız işaretin tersini ortaya koyduğumuz zaman bitiyor arkadaşlar. Çok sık karşımıza gelecek x küp artı 1 ve x küp eksi 1. Aradaki işaret artı, öyleyse ortaya tersi. Aradaki işaret eksi, öyleyse ortaya tersi. Şu bölüme arkadaşlar kuyruk derim. Sadece bu kuyruğu verip bize soru soracak. Biz bakacağız. Kuyruk mu? He. Ondan sonra eksi mi artı mı? Eksi ise artılıdan geldi değil, x artı 1 ile. Artıysa eksiden geldi, tersinden geldi. X eksi 1 ile çarpıp böleceğiz. Şimdi bunu genelleyebiliriz arkadaşlar. Mesela ben x küp artı 1, x üzeri 5 artı 1'i, x üzeri 7 eksi 1'i almışım. Şimdi aradaki işaret artıysa yazdık. Bundan sonra artıda ne yapıyor? Bir artı bir eksi. O zaman 5'in 1'ini aldığımızda geri kaldı 4. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi devam edip gidecek. Aradaki işaret eksi, eksisini aldık. Tersinden dolayı artı gelecekti. Bundan sonra hepsi zaten artı arkadaşlar. Üzerleri tek olduğu zaman özellikle bu sistemi daima kullanabilirsiniz. Aradaki işaret artı olduğunda bir de arkadaşlar çift kuvvetler artı, tek kuvvetler eksi oluyor. O zaman biz x küp artı 1'de çift kuvvet artı, x üzeri 1 tek kuvvet eksi, 1'in yanında ne var? X üzeri 0 var. Yine ne oldu? Çift kuvvet oldu. Olduğuna göre en doğal sayısının pozitif tam bölenlerin sayısı nedir demiş. Şimdi bizden m doğal sayısını istediğinden dolayı arkadaşlar o biri karşıya atarsam ben m eşittir 7 üzeri 6 eksi 1 olur. Mesela burada 7'nin küpünün karesi 2 kare farkına dönüştürebiliriz arkadaşlar. Ama 7'nin küpünü alırken bir daha uğraşacağız. Onun yerine 7'nin karesinin küpü eksi 1 diye de düşünebilirim ben. Buradan devam ettiğimizde aradaki işaret eksi olduğundan 7'nin karesi, sonra 7'nin karesinin karesi, arada tersi olacak. 7'nin karesi artı 1. Gördüğümüz gibi şurada terim ekleyip terim çıkarma yapmamız lazım. Biraz daha sıkıntı oldu.
Peki ben bunu 7'nin küpünün karesi eksi 1 diye düşünürsem ne olacak? Bir de oradan bakalım arkadaşlar. Bir de oradan bakalım. Bu 2 kare farkı oldu. O zaman top çık. Yani 7'nin küpü eksi 1, 7'nin küpü artı 1. Şu anda neye dönüştü bu? Yine 2 küpün, ben 1'i de 1'in küpü diye düşünürsem, 2 küpün farkı ve 2 küpün toplamı. Öyleyse birinciyi yazdım. Aradaki işaret eksi, 7 eksi 1. Sonra tersi gelecek. 7'nin karesi artı 7 artı 1. İkincisine geldiğimizde aradaki işaret artı 7 artı 1. İçeride tersi gelecek. 7'nin karesi eksi 7 artı 1. Son duruma baktığımızda ne oldu arkadaşlar? Burası 6 oldu. 49, 50, 57 oldu. Burası 8 oldu. 49, 50 gitti. 43 oldu. 43 asal çarpanlarına ayrılmaz arkadaşlar. Zaten kendisi asaldır. Biz bunu 2 çarpı 3 diye parçalayabiliriz. 8 2'nin küpüdür. Bu da 3 çarpı 27 mi 19 olması lazım. 30 27 evet. O zaman bizim sayımız ne olmuş oldu? 2'nin küpü var. Bir 2 de burada var. 2 üzeri 4 oldu. Sonra 3 bir burada var. Bir orada var. 3'ün karesi oldu. Bir de 19 asal sayısı üzeri 1. Bir de ne geldi arkadaşlar? Şuradan 43 üzeri 1. Sayısının pozitif tam bölenleri demiş. Pozitif bölenlerin sayısını bulurken üzerlerini bir arttırıp çarpıyorduk. Bir arttırdım 5, bir arttırdım 3, arttırdım 2, 2 oldu. 4, 20, 3 ile çarptım. Sorumuzun cevabı 60 oldu. Bir sonraki soruya geldiğimizde arkadaşlar, paydada sıkıntı yok, 2 kare farkı görünüyor. O zaman top çık yapacağız. Yani 22 artı 21 top yaptık. Sonra 22 eksi 21 çık yaptık. Oradan 1 geldi. Buradan da 43 geldi. O zaman bunun paydası neymiş? 43'müş. Eğer biz şu ifadeyle bu ifadeyi de bulursak malı götürdük. Peki o neymiş? 8'in küpü eksi 5'in küpü. Yani küp farkı arkadaşlar. Önce aradaki işaret 8 eksi 5. Sonra birincinin karesi araya tersi. Yani 8 çarpı 5. Sonra ne gelecek arkadaşlar? İkincinin karesi 5'in karesi gelecek. Buradan 3 geldi. Buradan ne gelir arkadaşlar? 64 artı 40 artı 25. Şöyle toplayıverdik. Şuradan 104, 124, 129 oldu. Yani bu ifade şu hale geldi. Yukarısı 3 çarpı 129 oldu. O zaman bu 3 çarpı 129 ise 129 da rakamları toplam 3'ün katı olduğu için 3'e bölünüyor arkadaşlar. Ben bunu 3'e bölersem 12'de 3 4 kere var. 9'da 3 3 kere var. 43 etti. Buradan 43'ler birbirini götürdü. Sorumuzun cevabı oldu 9. Evet. Bir ara şöyle bir şey demiştim. Değişken değiştirmesini bilin de soru çıkmazsa çıkmasın demiştim. Burada 27 3'ün küpü üstün üstünde üstler yer değiştirebiliyordu. 8 2'nin küpü üstün üstünde yer değiştirebiliyordu. Bu da 2 üzeri m üzeri 3 oldu. O halde bu da arkadaşlar 3 üzeri m'in karesi olur. Bu da 2 üzeri m'in karesi olur. 3 üzeri x 3 üzeri m eşittir a olsun. 2 üzeri m eşittir b olsun. Burası a küp oldu. Eksi b küp bölü 3 üzeri m a deyince a kare artı ab artı b kare bölü 1 bölü a eksi 1 bölü b. Eğer ben şuranın paydasını eşitlersem b eksi a bölü ab oldu. Peki ne var arada? Bölme işlemi. İkinci kesir amuda kaldırırız. Ama bu arada şu a eksi b çarpı aradaki işaret eksi olduğu için artılısı ab artı b kare arkadaşlar. Bununla bu geliyor. O halde a eksi b ters çevirdim. Ab bölü b eksi a. Bunlar birbirini götürdüğü zaman eksi 1 eksi ab oldu. A dediğimiz şey 3 üzeri x. B dediğimiz şey m 2 üzeri m. Buradan ne oldu? Eksi 6 üzeri m oldu. Testte arkadaşlar şöyle de yapabilirdiniz. M yerine 1 verin, 2 verin. Tabii 2 vermek burada biraz işi zora sokmaktır. M yerine 1 verin. Ne çıktı
Sonuç eksi 6. Şıklarda en yerine 1 yazdığınızda eksi 6'yı öğren şık cevap olur. Ben bir sonraki soruya geçtim. ÖSYM bunu arkadaşlar sık sık soran. Buradaki sorular biraz klasik ağırlıklı ama karşılaşabileceğiniz biraz seçilmiş sorular olacak. Burada yine değişken değiştirmemiz lazım. Ama kime diyeceğiz? Eğer 2020'ye ben A olsun dersem bu A artı 1'in parantez karesi gelir. Biraz karışacak. Hatta A artı 1'in nesi var? Parantez küpü var. Ama ben 2021'e A dersem bir aşağısı 2020, bir yukarısı 2022. Aşağı yukarı inip çıkması daha rahat oluyor. O zaman bu şu hale geldi. A kare eksi A eksi 1 eksi A küp bölü A artı 1. Şurası arkadaşlar A kare eksi A artı 1 oldu. Eksi A küp bölü A artı 1 oldu. Paydasını eşitlediğimizde A artı 1 A kare eksi A artı 1 eksi A küp bölü A artı 1 oldu. Yukarısı kuyruk, artılısı o zaman A küp artı 1. Artı A küp eksi A küp değişti. 1 bölü A artı 1. A diye 2021'e demiştik. 1 fazlası 1 bölü 2022 oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 2021 yerine kafanıza göre bir sayı seçebilirdiniz. Örneğin 2'nin karesi eksi 1 eksi 2'nin küpü bölü neymiş? Bir fazlası. O zaman buraya ne gelmesi lazım? 3. Bunun sonucunu hesaplarsanız 1 bölü 3 çıkar arkadaşlar. 3'ün karesi eksi 2 eksi 3'ün küpü bölü 4. Bunun sonucunu hesaplarsanız 1 bölü 4 çıkar. Ve böyle devam eder gider bir kalıptır. İşleminin sonucu nedir demiş? Benim buradan buraya ulaşmam lazım. Şimdi önce veri odaklı düşündüğümüzde x küpe ulaşmak için x kare ile çarpacağız. Eğer ben burayı çarptığımda karşı taraftan da arkadaşlar x geliyor. Bir de buraya taraf tarafa çarptığımda x küp artı x karşıda x kalmıyor çarptığımızdan dolayı arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Yani a ile b'yi çarptıktan sonra x küpü çıkartmış. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Bir tarafta x küpü bir tarafta a ve b'yi oluşturmaya çalışıyorum. Bakalım işimiz rast gidecek mi? Eksi 1'i karşıya atarsam x artı 1 eşittir a olur. X'i karşıya atarsam x kare eksi x artı 1 eşittir b olur. Peki ne oldu? Kuyruk artılısı. Öyleyse çarparım ben bunları. X artı 1 x kare eksi x artı 1 sağ taraf a çarpı b. Burası x küp artı 1 küpün açılımı. A çarpı b karşıya yolladık. Cevabımız oldu 1. Evet. Yine değişken değiştirme içeren bir soru arkadaşlar. 3 üzeri x'e a dersek burası a küp oldu. A küp artı 1. Aşağısı a kare eksi a artı 1. Peki bunun payı a artı 1. Ters işaretlisi artı 1. Aha bunlar ne yaptı? Gitti. Ne kaldı geriye şu kesirli olan bölümde? Sadece yukarıda a artı 1 kaldı. Karşıda ne varmış? 82. A dediğimiz şey 3 üzeri x'ti. 1'i karşıya attık 81. 81 3 üzeri 4. O zaman x'imiz oldu 4. Evet. X yerine 7.2, y yerine 2.6 yaz malı götür. Öyle olmuyor. Ve ÖSYM'nin de çok sık kullandığı sorulardan birisidir arkadaşlar. X küp (3x kare) (2y) 3x
2y kare eksi 2y'nin köpü. Bir de ne var? Artı 3. X eksi 2y'nin küpü artı 3 oldu. X yerine 7.2, 2 ile çarparsak 4, 5.2 artı 3. 2 gelir, 8, 11 oldu. Evet, pandemik ve zor. Hani kuyruk demiştim arkadaşlar. Bununla ilgili soruyla polinomlarda da çok karşılaşırsınız. Şimdi burası kuyruk. Aradaki işaret eksi. Demek ki gelmiş artıdan. Bu ifadenin her tarafını x artı 1 ile artılısıyla çarptığımda ben x kare eksi x artı 1 0 çarpı x artı 1 sağ taraf hala 0 sol taraf x küp artı 1 küpün açılımı x küp eşittir eksi 1. Burada arkadaşlar x eşittir eksi 1 diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? X eşittir eksi 1 olsaydı bu denklemi sağlardı. Bu x eşittir eksi 1 biz getirdik. O sorunun orijinalinde yoktu. Ama ben her x küp gördüğüm yere eksi 1 yazabilirmişim. Peki burası ne olur? X küp üzeri 32, x küp üzeri 16, eksi 2x demiş. Eksi 1'in çift kuvveti 1, eksi 1'in çift kuvveti 1, eksi 2x, eşittir 2 parantezinde 1 eksi x. Aşağıdaki düşünülmesi zor, pandemik ama yine de ağır bir soru sayılır arkadaşlar. Şimdi demiş ki bana m çarpı n üzeri 66 sayısı kaç basamaklıdır demiş. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bu 2'nin karesi, bu da 5'in karesi. Yani kuyruğa yaklaşıyor. Birinci ifadeyi eksi olduğundan dolayı m artı 2 ile m kare eksi 2m artı 4 m artı 2 çarpı 0'dan gene 0 gelecek. Sol taraf m küp artı 2 küpün açılımı. Yani m küp eşittir eksi 8 ama m eşittir eksi 2 diyemeyiz. Çünkü sağlamıyor, onu biz getirdik. Bu sefer aradaki işaret artı, bunu da eksilisiyle tersiyle çarptığımda n kare artı 5n artı 25 eşittir 0. Bu da n küp eksi 5 küp eşittir 0. Buradan n küp eşittir 5 küp oldu. Şimdi ben aslında m küpü de eksi 2'nin küpü olarak bulmuştum. N çarpı n diyor arkadaşlar. Şuraya baz aldığımda n küp çarpı m küp. 5'in küpü çarpı eksi 2'nin küpü eşittir eksi 10'un küpü. O halde şu ifadeyi ben şöyle alabilirim. M küp n küp 66'nın 3'ünü içeriye verince 22. Burası neydi? Eksi 10 üzeri 3 üzeri 22. Bu ne oldu? 10 üzeri 66. Birin arkasına 66 tane sıfır atarsak sayı olur 67 basamaklı. Evet. Burada ÖSYM'nin yaptığı gibi kendimiz bir tanımlama yapıp soru sorduk. Diyor ki n yani indis sağ aşağıda olursa kendisine kadar kuvvetlerinin toplamı sıfırıncı kuvvetten. Sol aşağıda olursa kendisinin eksilisine kadar kuvvetleri. X üzeri 11 demiş. Burada nerede arkadaşlar? Sağ aşağıda. O zaman yukarıdaki düzenden gideceğiz. X 11 eşittir. 1 artı x artı x kare artı din x üzeri 11'e kadar. Sonra solda olunca 1 artı x üzeri eksi 1, 1 bölü x. X üzeri eksi 2, 1 bölü x kare. Nereye kadar gidecekmiş? 1 bölü x üzeri 11'e kadar gidecekmiş. Ondan sonra bize sorarken ne demiş? Bunların oranı nedir demiş. Şimdi ne yapmak lazım? Aşağıyı yukarıya benzetebilirim arkadaşlar. Bu kuvveti yok edebilmek için x üzeri 11
ve x değeri 11. Çarp, böl yaptım. Hatta ben payda eşitlemem diye ara ara da konuşur dururdum. Bunu açtığımızda x değeri 11'ler giderse 1. Burada ne var? X değeri 10 var. X değeri 10 giderse x nokta nokta. Şurada x değeri 10 artı burada x değeri 11. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu kırmızı ile o mavi ya da lacivert tersten yazılmışlar. Birbirini götürüyor. Biz bu x değeri 11'i içeriye dağıtmıştık. O zaman yukarıda x'in 11. kuvveti bize cevap olarak kaldı. Özdeşlikle çözülen soruları buraya dahil etmedim. Çünkü terim ekleyip çıkarmayla, özdeşliklerle çözülen soruları, ki ben orada tek bir sistem kullanıyorum. Ne sorarlarsa sorsunlar kesin sonuç geliyor. A artı B'nin karesi tam kare olarak geçecek arkadaşlar. Önce birer defa sayıların karelerini alıyoruz. A eksi B'nin karesi. Önce birer defa sayıların karelerini alıyoruz. Ortaya çarpımlarının iki katı. Eğer artıysa artı, eksi ise eksi. Hiç bilmiyorsan rakibin yaptığından yap. O zaman x eksi 1 bölü x'in karesi. Ben bunu niye aldım? Yani zorlanıyorum diyen arkadaşlar için arkadaşlar, söylediğim gibi temel atma amaçlı ama yine de ilginç sorular göreceksiniz. Önce her birisinin karesini alıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, ortaya çarpımlarının iki katı. X'ler ye işte eksi 2. Şimdi x artı 3 bölü 2 ye demiş. Birincinin karesi, ikincinin karesi 9 bölü 4 ye kare. Ortaya bu ikisini çarpıp önüne bir 2 koyacağız. Bu sefer de 2'ler ye işte. Eğer arkadaşlar üçlü olursa A, B, C gibi. Şimdi her birinin karesini aldık. E'yi aldık. Bundan sonra yukarıda ne yapıyorduk? Çarpımların iki katıydı. Çarpım böyle, şöyle, öyle. O zaman çarpıyoruz biz bunları. Bir de ne yapıyoruz? Önüne 2 koyduğumuz zaman çarpımların ikişer katı oldu. Ancak burada C eksi olsaydı mesela arkadaşlar, C ile B'yi çarptığımızda piç ve C ile A'yı çarptığımızda aç eksi olacaktı. Öyleyse aç ve piç eksi olması gerekiyordu. Bir sonraki başlığımız tam küp açılımlar. Bununla ilgili çok ilginç de bir anım vardır arkadaşlar ama yeri değil şu anda. Şimdi orada kareleriyle başlıyordu. Burada küpleriyle başlıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Her birinin küpünü almışız. Her birinin küpünü almışız. Her birinin küpünü almışız. Ama şimdi bütün parantez kuvvet açılımlarda, birinci ifade parantezin dışıyla başlar. A'nın küpü yazdık. Bundan sonra üstü bir azalır, diğeri yardıma gelir. 3, A'nın üzeri 2'ye düştü, B yardıma geldi. A'nın üzeri bir daha düştü, B toplu olarak geldi. A'nın üzeri 0, B'nin üzeri ne oldu arkadaşlar? 3. Bu arada şurada da B üzeri 0 vardır. Arkadaşlar bunları geçen videomuzda da küp toplamı, küp farkını göndermiştim. Olmazsa olmaz öğrencilerimiz hep unuturlar demiştim. Burada bayağı bir şeyler de yapmaya çalıştık. Aslında 13-31 kat sayılardır arkadaşlar. Şimdi mesela ben bunu açılımını yaparken birincinin küpü, sonra üstü bir azalacak ikinci gelecek. Sonra üstü bir azalacak ikincinin üzeri bir daha artacak. Üstü bir daha azalırsa 0 oldu. İkincinin üzeri 3 oldu. Katsayılarımız ne olacak? 13-31. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Pascal üçgeni denilen yerden geliyor. Arkada ondan da bahsedeceğiz. O zaman biz küp açılımı yaparken 1-3-3-1'i unutmayacağız. Birinci ifade parantezin dışındaki kuvvetle başladı. Üstü bir azaldı x kare. Diğeri geldi. Üstü bir azaldı x. Diğerinin üzeri bir de arttı. Üstü bir azaldı 0, diğerinin üzeri arttı. Dikkat ederseniz her bir terimin üstleri toplamı daima parantezin dışındaki kuvvete eşittir. Pascal üçgenin A artı B üzeri n açılımında arkadaşlar katsayılar n eşittir 1 olduğu zaman 1A artı 1B, 2 olduğu zaman şu sistem neyse, bakın arkadaşlar, bir alt kademeye geçerken üstteki ikinin toplamını aşağıya yazıyoruz. Mesela n 3 olduğunda, yani A artı B'nin küpünü açacak olduğumda ben 3 olduğunu 1, 1 ile 2'nin toplamı, 2 ile 1'in toplamı sonra 1. 4 olduğu zaman 1 ile 3'ün toplamı, 3 ile 3'ün toplamı, 1'ler daima sabit arkadaşlar. Ki ÖSYM
5. kuvvete kadar açılımlarda sormuş. Şimdi parantezin dışıyla başlar ve kuvvet sıralaması yapıldıktan sonra bu kat sayıları salladınız mı diye ne direkt cevap gelir. Mesela bir tane yazdık biz. Biraz da binom açılımı içeren bir şey arkadaşlar. Kaçıncı kuvvetten demiş? 4. kuvvetten. O zaman birinci ifade 4. kuvvetle başladı. Diğeri 0 zaten. Sonra kuvveti bir azaldı, diğeri geldi. Kuvveti bir daha azaldı, diğeri bir destek daha aldı. Kuvveti bir daha azaldı, diğeri bir destek daha aldı. Birincinin kuvveti azalırken ikincinin kuvveti ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Ama dikkat edin, üzerlerini toplarsanız hep yine ne gelecek? Parantezin dışındaki ifade gelecek. Bu derece sıralamasını bitirdikten sonra kaçıncı kuvvet? 4. 4. kuvvetteki açılım ne arkadaş? 1464. 1464 1 açılım tamamlandı. İşlem tamam. Ve soru. Bu soruya manyak bir korsan çözüm atacağım arkadaşlar. Ama korsan çözümden önce şimdi aşağıdaki ifade biraz karışık gözüküyor. Ama parantezi açtığımız zaman eksi ile eksinin çarpımı artı p ile eksi p birbirini götürür. Eğer ben buna x olsun dersem burası da x olur. Dikkat edin, x kare eksi 2 xp ve p kare. Yani aşağısı x eksi p'nin karesi. X ne kardeşim? P artı 3 eksi p'nin karesi. P'ler değişti, 3'ün karesi 9. O halde 7 eksi m, 7 eksi m bölü 9, 1 bölü 3, yandan yandan 3 çaprazladık. 7 eksi m eşittir 3. O zaman m ne geldi? 4. Ve korsan çözüm. Bu adam bize m'i sormuş. Ki ÖSYM de bu sistemi çok sık kullanır arkadaşlar. Ortak çarpan paranteze almada bahsettim. Üslü sayılarda bahsettim. Basit eşitsizliklerde bahsettim. Mutlak değerde bahsettim. Yani aslında bitirim bir yöntem. Şimdi bizim denklemimizde, bizim sorumuzda iki tane parametre var. Bunlardan birisi p, birisi m. Bu adam bize neyi sormuş? M'i sormuş. O zaman benim bulacak olduğum sonuç p'ye bağlı değildir. Benim bulacak olduğum sonuç p'ye bağlı değildir. Eğer p'ye bağlı olsaydı p ile ilgili de bir veri vermesi lazımdı. Peki p neymiş? Bir gerçek sayıymış. Bir gerçek sayıymış. O zaman p yerine salla 3, 5, 7, 9 ama sayı vermenin de bir adabı vardı. 0 yazdığımızda 7 eksi m bölü 0 yazdık. 9 0 çarpı artı 0 neye eşitmiş? 1 bölü 3'e ve şu anda neredeyiz arkadaşlar? Tak şuradayız. İşler dışlar çarpımı yaparsak yine m 4 gelecek. Evet. Yine çok basit olduğunu düşüneceğiniz payda eşitleyeceğiniz fakat karşılaşacak olduğumuz bir soru tipi arkadaşlar. Eğer ben bunun paydasını eşitlerim derseniz ben buranın paydasını 81 hatta 13'ün karesi 169 17'nin karesi 289 olacak şekilde absürt absürt sayılarla ayarlarım. Ondan sonra da hapı yudarsınız. Bu arkadaşlar 3 bölü 4'ün karesi. Bu ise 7 bölü 5'in karesi. Peki tam kare olacaksa ortaya 2 çarpı 3 bölü 4 çarpı 7 bölü 5. Yani bu karesi alınan ifadelerin çarpımların iki katının ortaya gelmesi lazım. Şuraya bir daha yazıvereyim. A eksi B'nin karesi birincinin yani önce bir karelerinin toplamı sonra ortaya artıysa artı eksi ise eksi 2AB. Yani bu sayıların çarpımının iki katını nereye yazıyoruz biz? Ortaya yazıyoruz. Peki aha bunlar değişirse burada 2 ne gelir buradan? ...21 bölü 10 gelir arkadaşlar. Biz 9'da 7'yi çarpıp 63 yazmışız. Yani buranın 21 olması lazımmış. İlla bir tarafı her zaman kaçıyor. Şu anda bu ifade şu hale geldi arkadaşlar. 3 bölü 4'ün karesi... ...3 bölü 4'ün karesi... ...eksi 7 bölü 5'in karesi. Bir de bunun nesi varmış? Karekökü. Şimdi bu dışarıya ikiler gitti. Olmaz. Bu dışarıya arkadaşlar mutlak değer olarak çıkacak. 3 bölü 4 eksi 7 bölü 5. Çarparsanız 15, 28,
15, 28, eksi 13 bölü 20 bulursunuz. Oysa ki mutlak değer olduğundan dolayı ne olması lazım? 13 bölü 20. Genelde burada bilinmeyeni arkadaşlar 9 bölü 16'nın olduğu yerde ya da ortada yazarlar. Ben kasıtlı olarak başta yazdım. Tam kare demiş. O zaman bu tam kare ise x eksi k'nın karesi gibi bir şey olması lazım. Birincinin karesini aldığımda ne geliyor? X kareli bir ifade geliyor ama bu iş işi karıştırıyor. A'ya dedim ki n kare. O zaman burası nx'in karesi oldu. Burası 3 bölü 4'ün karesi oldu. Ortaya bunların çarpımının 2 katı geldiğinde eksi 12 olacakmış. Yani 2 çarpı nx çarpı 3 bölü 4 ne olacakmış? Eksi 12x. 3 gitti, 2 gitti, 4 kaldı. N eşittir buradan. Eksi 8 geldi. Bize a'yı sormuş. A n kareydi. Eksi 8'in karesi oldu 64. Burada eksiyi diğer tarafa da verebilirdik arkadaşlar. Fark eden bir şey olmaz. Eksi parantezine almış oluruz. Evet. Ya kesinlikle sor hocam, değer sallasak olmaz mı? Bana a nedir dediğinden dolayı olmaz. Ama acaba burada b'ye 0 verebilir miydik? Mesela onu denemiş olsaydık arkadaşlar. Az sonra bir deneyelim bakalım. Neden? İki tane bilinmeyen var. Bana a'yı soruyor. O zaman b ile işim olmaması lazım normal şartlarda. Şimdi şurayı açtığımızda, burayı açtığımızda a kare artı b kare eksi 2 ab artı ab eksi ab gittiğinde yukarıda a kare eksi ab artı b kare, aşağıda küp açılımı yaptığımızda a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare oldu. O zaman yukarıda kaldı 1. Peki buranın payı 1, oranın payı 1. Öyleyse paydası paydasına eşit olmalı. Yani a artı b 2a artı b eksi 3, b'ler değişti, a oldu 3. Hani iki tane bilinmeyen var, bana a'yı sormuş demiştim. O zaman b'yi halledelim, bir deneyelim. B eşittir 0 olsaydı nanay, burası olurdu a kare, nanay burası olurdu a küp eşittir 1 bölü b'ye 0 vermiştik, 2a eksi 3. A kare ile a küpün a karesi giderse kalır a'sı, a eşittir 2a eksi 3, a eşittir 3. Ne oldu? Gözünü seveyim ben, korsan yöntemi. Ve soru pandemikmiş. Bu sorunun pandemik olmasının sebebi, biraz önce ÖSYM 5. kuvvete kadar sormuş demiştim arkadaşlar. Bu hali gören adam arkasına bakmadan kaçar da ondan dolayı pandemik. Ama değişken değiştirme her zaman işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. X eksi 6'ya ya y yazması daha zor a dersem, burası arkadaşlar a küp artı 3 a kare artı 3 a artı 1. Baktı mı de ne var burada? 1, 3, 3, 1 var. Zaten küp varsa bu neyin açılımı diye düşünmeyeceğiz. Direkt küpe odaklanmamız lazım. Yani burası a artı 1'in parantez küpüymüş. Peki a dediğimiz şey neydi bizim? X eksi 6 artı 1'in parantez küpüymüş. Yani x eksi 5'in parantez küpüne dönüştü. X yerine ne yaz demiş bana? 19 bölü 3 yaz demiş. Yazalım. 19 bölü 3 eksi 5, 15 ne oldu? 4 bölü 3. Nesini alacağız? Bunun arkadaşım küpünü alacağız. O halde 64 bölü 27 ya da arkadaşlar 4 bölü 3'ün küpü gibi görürsünüz büyük bir ihtimal şıklarda. Evet, pandemik bir soruymuş. Yine ÖSYM'nin sık kullandığı soru tiplerinden birisi. ÖSYM'nin sık kullandığı soru tiplerinden birisi arkadaşlar. Şimdi incelediğimizde gene değişken değiştirmemiz lazım. 3 üzeri m'e x, 3 üzeri p'ye y dedim. Aslında çarpabilirdiniz. İçerisi x çarpı y, x bölü y, y bölü x eksi 2 oldu. Peki düzenledik x y. Şurasının paydasını işlersek arkadaşlar x kare y kare 2xy xy olur. Aha bunlar gitti. Ne oldu? X kare
2xy artı y kare. X'in karesi, y'nin karesi ortaya gelmiş iki katı. Yani x eksi y'nin karesi. Dışarıya x eksi diye y diye çıkmayacak. Mutlak x eksi y diye çıkacak. X dediğimiz, y dediğimiz. Peki m p'den küçük olunca x y'den küçük olacak. O zaman bu dışarı çıkarken önüne eksi olacak. Yani bu y eksi x olarak çıkacak. Y dediğimiz şey 3 üzeri p. X dediğimiz şey 3 üzeri m. Bu neye eşitmiş? 9 üzeri p eksi 9 üzeri m'e eşitmiş. Bunların sıfır olması mümkün değil arkadaşlar. Birbirine eşit değillermiş. Şimdi 3 üzeri sağ taraf, sağ taraf bu 3'ün karesi üzeri m olduğundan 3 üzeri p artı 3 üzeri m çarpı 3 üzeri p 3 üzeri m. Karşıda 3 üzeri p eksi 3 üzeri m. O halde bunlar yeşirse sağ tarafta 3 üzeri p 3 üzeri m. Sol tarafta kaldı zirzop oldu soru hoşaf. Pandemikmiş ve zormuş. Arkadaşlar gerçekten bu son sorumuz düşünmeyi gerektiren, beceri isteyen bir soru. Bakalım ben hep atıyor muyum? Gerçekten öyle mi? Eğer bu ifade bir tam kare olacaksa, tam kare olacaksa arkadaşlar nasıl bir şey olması lazım? A eksi B'nin parantez karesi gibi. Şimdi kanattakilerin karesini alırken ortaya da neyi yazacağız? Bu kanattakilerin çarpımının yarısını yazacağız. Peki arkadaş ya bunların hangisi ortada, hangileri kanatta? Zaten m'in alacağı değerlerin toplamı diye sormuş soruyu. Öyleyse bir sürü şey olabilir. 1. 1. Eğer 2 üzeri m ortada olsaydı. O halde 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 5'in parantez karesi olacaktı bu. Karesi olacaktı. Ortaya da ne gelecekti? Bunların çarpımının iki katı. Yani 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 5'in iki katı. İki katı nereye gelecekti? Ortaya gelecekti. Ortada kim var? 2 üzeri m var. Yaşasın üstü sayılar. Burası 1, 15, 16. Üstü sayılar 2 üzeri 16. O zaman m kaç geldi? 16. Dursun şimdilik orada kafeste. 2. 2. Eğer ortada 2 üzeri 10 varsa. Burada da arkadaşlar n eşittir 2k olsun dedim. Biraz daha işim yolunda gidecek büyük bir ihtimal. O zaman yarısı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri k'nın karesi ortaya ne gelecek? Çarpımlarının iki katı. O halde 2 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri k. Kim vardı ortada? 2 üzeri 10 olsun demiştik biz. O halde 2 üzeri 1 artı 10 artı k. 2 üzeri 10'dan 10'lar gitti. K oldu eksi 1. Bunu da kafesledik. 3. Ortada diğer çarpan 2 üzeri 20 olsaydı. O halde yarısı bu 2 üzeri 5, 2 üzeri K'nın karesi olması lazımdı. Ne olacak? 2 çarpı ortaya 2 üzeri 5, 2 üzeri K. Bu ortadaki 2 üzeri 20'ye. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri K artı 6. 2 üzeri 20. K buradan kaç geldi? 14. Peki biz K'yı ne bulmuştuk burada? 1 bulmuştuk. Pardon. Oradaki zaten M'miş. M dönüşüme uğramış. K'yı biz eksi 1 bulduk. Peki bize ne lazım arkadaşlar? M lazım. K'nın eksi 1'ini yerine yazdığımızda M kaç geldi? Eksi 2. O halde m 16 olurmuş. Eksi 2 olurmuş. Ne geldi? 28. O zaman buradan geldi. 14. Topladık. 42. Özdeşlik sorularının çözüm taktiği. Ben özdeşlikleri kullanmıyorum. Tek yöntem kullanıyorum demiştim. Onun püf noktalarını gösterip birkaç soru çözeceğiz. Arkasına terim ekleyip terim çıkarma. Videonun arkasına arkadaşlar iki soru koydum. O soruları mutlaka görün. Bize böyle bir şeyi verecek, bunları sorabilir, bunları verip böyle bir şeyi sorabilir.
Hangisini verirse versin fark etmiyor arkadaşlar. Ne a artı b'nin parantez karesini a eksi b cinsinden yazma ya da a eksi b'nin karesini a artı b cinsinden yazma. Hiçbirini kullanmıyorum. Sadece verilen ile sorulan arasındaki üs ilişkisine bakıyorum arkadaşlar. Burada verilenin üzeri 1, sorulanın üzeri 2. Verilenin üzeri 1, sorulanın üzeri 3. Özel bir durum. Verilenin üzeri 1, sorulanın üzeri de 1. Burada atacağımız bir şey var. Şimdi bana adam x'in üzeri 1 iken 2 yap demiş. Öyleyse ne yapacağım arkadaş? Karesini alacağım. X kare olacak. Verilenin üzeri 1, 3 yap demiş. O zaman ne yapacağım ben? Küpünü alacağım ve üzerini 3 yapacağım. Karesini almayı herkes yapabilir. Hemen şunun küpünü alıp ortadakini bulalım arkadaşlar. 1331'de katsayılarımız. Birincinin küpü artı, birincinin karesi çarpı ikinci artı, birinci çarpı ikincinin karesi artı 1 bölü x küp eşittir 27. Şu anda bu adamın bana sorduğu bu ikisi a olsun dedim. X'lerin bir kısmı gittikten sonra a artı 3 parantezinde x, 3 parantezinde 1 bölü x eşittir 3'ün küpü 27 idi. X artı 1 bölü x'i 3 vermişti. 9 etti. 3, 9, 1, 9 çıkarttık. 2, 9, 18. Şimdi sağ tarafta verilenin üzeri 1, sorulanın da üzeri 1. Yani biraz gıcıklık yapmış. Hiç önemli değil. Yaşasın kötülük, kahrolsun iyilik. İkisinin de karesini alıyoruz. Karesini aldığımızda buradan da x kareye, buradan da x kareye ulaşırım. Buna a olsun dedim ve karesini aldım. Bunun karesini aldığımda x kare çarpımlarının iki katı ikincinin karesi eşittir a kare. Eğer ben x kare artı 1 bölü x kareyi vurursam malı götürürüm. O zaman buranın da karesini aldığımda birincinin karesi, ikincinin karesi, çarpımlarının iki katı eşittir 3'ün karesi 9. O halde buranın ne olması lazımmış? 7. Bu 7 olunca a kare ne geldi kardeş? 7'den 2 çıktı. Aha 5. O zaman a eşittir artı eksi kök 5. Evet. Birkaç da operatif soru dediydik. Şimdi baktığımızda klasik görünüyor. Ki zaten ÖSYM'nin de ağırlıklı olarak soruları klasik diye geçen bir dersimde söylemiştim. Artık kitapları boyama kitabı gibi, kitapları boyama kitabı gibi oldu diye. Şimdi bu haliyle karesini alabiliriz. Neden? A'nın üzerinde 1 var. A'nın üzerine 2 yap demiş bana. Eğer a küp olsaydı küpünü alacaktım arkadaşlar. Ancak denklemi düzenlersem ben, her tarafı a b ile çarparsam ya da paydasını eşitlersem a artı b eşittir a çarpı b olur. A'nın üzeri olan 1'i 2'ye taşımak için her tarafın karesini aldım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, çarpımlarının 2 katı eşittir sağ tarafın parantez karesi. Bana sorarken neyi sormuş? A çarpı b'yi sormuş. A çarpı b'ye x dersem burası da ne olacaktır x? Burasını ne vermiş bana? 24. O halde şöyle oldu. X kare eksi 2x eksi 24 eşittir 0. 6'ya 4'tür. X'e x'tir. Büyük olanın işareti eksi. O zaman buradan x1 bir 6 gelir. Bir de x2 eksi 4 gelir. X dediğimiz şey a çarpı b'ydi. Pozitif olanını sormuş. Öyleyse 6. Burası şu ifadeyi düzeltirsem arkadaşlar. X kare bölü ortak paydadan parçaladığında x kareler gider. X kare bölü 4. 36 ile 4 sadeleşir. 9 bölü x kare haline gelir. Şimdi 9 bölü x kareyi bulmam için benim bu 3 bölü x'in karesi. O da x bölü 2'nin karesi. Şimdi üzeri burada ters verilmiş. Yine ters verilmiş. O zaman biz bunu ters mi çevireceğiz? Hayır. Hayır. 4 iş toplama çıkarma varken o işlemi yapamayız. Peki benim 9 bölü x kareye ulaşabilmem için 3 bölü x'i elde etmem lazım. Buradan 3 bölü x'i elde etmek için arkadaşlar bu denklemin her tarafını 3 ile çarptım, 2 ile böldüm. 3 ile çarptığım zaman buradan 3 bölü x gelecek. İkiler yeğiştikten sonra, ikiler yeğiştikten sonra buradan da x bölü 2 gelecek. Ki
3 ile çarptığımızda şu 3'ler giderse birinci taraftan x bölü 2 gelir. 2'ler giderse ikinci taraftan da 3 bölü x gelir. Aradaki işaret eksi. 6'yı 2'ye böldük, 3 ile çarptık. Etti burası 9. Şimdi ne yapacağım ben? Artık x bölü 2'yi de buldum, 3 bölü x'i de buldum. Bana bunların üzerini 2 yap demiş. Öyleyse aldım parantez karesini. Birincinin karesi x kare bölü 4. Eksi 2 çarpı çarpımlarının 2 katı artı ikincinin karesi. Eşittir ne oldu? 81. 2'ler gitti, x'ler gitti. Eksi 3 attık karşıya, oldu 84. Evet, burada ne yapacağız? Yine özdeşlik yöntemiyle çözülen soru. X'in üzeri kökten çıkartırsak 1 bölü 2 ama burada x'in üzeri 2. Kaç katı? 4 katı. O zaman ben bunun 4. kuvvetini mi alacağım? Alırsan gelir. Ama bir sayının 4. kuvvetini almak 2 defa karesini almaktır 2 ile 2'den. Yani bir sayıyı 9 ile çarpmak 3 ile 3. 3 çarpı 3 yapmaktır. Şimdi önce ben her tarafın bir karesini alıyorum. Birincinin karesi, sonra çarpımların 2 katı, ikincinin karesi, kök 2'nin karesi 2 oldu. Attım karşıya. X artı 1 bölü x eşittir 4 oldu. X'in 1 olan üzerini kaç yap demiş bana? 2 yap demiş. O zaman bu sefer ne yapacağım? Bunun karesini aldığımda x kare çarpımlarının 2 katı, ikincinin karesi 16, at karşıya 14'müş. Bu sorudan daha önce ikinci derece denklemde kök denklemi sağlarda bahsetmiştim galiba. Yine inşallah aynısı olmamış, benzer soru olmuştur. Öneminden dolayı ben buraya bir kez daha koydum. Şimdi bu x'in karesi anladık. X'in karesini alacağım. Bu ise 3 bölü x'in karesi. Peki var mı burada 3 bölü x diye bir şey? Yok. O halde x nerede? 3'ün altında. Öyleyse ne yapalım biz? 3'ün altına affedersiniz yatıralım x'i. X kare bölü x'ten x gelir. 5x bölü x'ten eksi 5 gelir. Eksi 3 bölü x eşittir 0 olur. 5'i karşıya atarsam x eksi 3 bölü x eşittir 5 olur. Her tarafın parantez karesini aldığımda birincinin karesi çarpımlarının 2 katı ikincinin karesi eşittir 25. Attık karşıya 31 oldu. Bir sonraki soru. Bu soruyu arkadaşlar özellikle seçtim. Çünkü bu soruyu öğrencilerim hep bana getirirler. Hatta biraz önceki soruda da söyleyebilirdim. Düz vermiş, yamuk sormuş. Soruyu yamut. Düz vermiş, yamuk sormuş. Soruyu yamut. Yani bana 7 bölü kök x lazım burada. Bu soruyu çözebilmem için. Burada 7 bölü kök x olması için her tarafı kök x'e böldüğümde x bölü kök x, kök x'in karesi olduğundan dolayı kök x oldu. Kök x'leri birbirini götürdü. 3 oldu. 7 bölü kök x oldu. 7 bölü kök x'in eşitini götürüp yerine yazdığımda x artı 2 kök x artı 7 bölü kök x'in yerine ne yazacağım arkadaşım ben? Kök x artı 3 yazacağım. Burası ne oldu? X artı 3 kök x. Peki x artı 3 kök x'i ne vermiş adam bana? 7 vermiş. 7 artı 3 öyleyse oldu 10. Evet, bu bölümün biraz zirzop sayılabilecek soru tiplerinden birisi arkadaşlar. Şimdi baktığımızda aşağıdaki x eksi 3'ün burada karesi var. Sanki burada da yarısını alırsam x eksi 3 gibi bir şeyler var. O halde ben burayı acaba uydurabilir miyim? Her taraftan 3 çıkartırsam ve buraya a olsun dersem a artı 4 bölü a artı 2 bölü a eşittir 4. Adam dikkat edin arkadaşlar. 2 bölü a'nın karesi 4 bölü a kare var. Öyleyse aldım karesini. Birincinin karesi çarpımlarının 2 katı artı ikincinin karesi eşittir neye? 16'ya. Peki bu 4'ü karşıya atarsak a dediğimiz şey neydi bizim arkadaşlar? X eksi 3'ün karesi artı 4 bölü x eksi 3'ün karesi 4'ü karşıya atmıştık. Oldu o zaman burası 12. Peki bitti mi? Hayır. Şurayı açtığımızda x kare eksi 6x artı 9 geliyor. 9'u da karşıya attığımızda ne geldi arkadaşlar? X kare eksi 6x artı
4 bölü x eksi 3'ün karesi 12'den 9 kaçtı? 3 sorumuzun cevabı olur. Evet, terim etmeyip çıkarma. Şöyle bir ifade yazmışım. Verilen ifadeyi tam kare yap ki iki kare farkını göresin. Yani ben buraya ne eklemeliyim, ne çıkarmalıyım diye kafa yormuyorum. Zaten arkadaki sorularda çözerken de göreceksiniz. Basit tam kare dediğim olayı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Basit tam kare dediğim olayı yapmaya çalışıyorum. Bu a karenin karesi. Bu 3'ün karesi. Ortaya ne gelecek? Çarpımlarının 2 katı. O zaman ortada ne olması lazım? 6 a kare olması lazım. Öyleyse 4 a kare eksi 4 a kare. Bunlar birbirini götürdüğü zaman değişen bir şey olmayacak. Burası ne oldu? 6 a kareden dolayı a kare artı 3'ün karesi eksi 2 a'nın karesi. Artık tam kare yapınca eksiden dolayı oldu 2 kare farkı. Öyleyse top çık. Yani a kare artı 3 artı 2 a ve a kare artı 3 eksi 2 a finish. Geldik buraya, yarısından gidebiliriz ama şöyle gittim. A'nın karesinin karesi 2'nin karesi. Ortaya ne gelecek? Çarpımların 2 katından 4 a kare gelmesi lazım. Biraz fazlalık var. Ne yapıverdim ben burayı? Eksi 4 a kare, eksi 4 a kare diye parçalarsam 8'i 4 4 diye yazdım. Şurası ne oldu arkadaşlar? A kare eksi 2'nin karesi eksi 2 a'nın karesi. Tam kare yaptım. 2 kare farkına döndü. Öyleyse top çık. A kare eksi 2 artı 2 a ve a kare eksi 2 eksi 2 a işlem tamam. Evet. Pandemik bir soru. Mesela burada ne ekleyip ne çıkaracağım derseniz işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar büyük bir ihtimal. Peki ne yapacağız? Hatırlamaya çalışın. Basit tam kare yapacağımız yerlerde en büyük en küçük diye sorduğunda ya da a kare b kare c kare x kare y kare bir sürü şeyi karıştırdığında çok absürt ifadelerle karşılaştığımızda hemen basit tam kare. O zaman yarısı 1 bölü 2. Öyleyse bu kesinlikle a eksi 1 bölü 2'nin karesinden gelmiştir. İkincinin karesi olmadığından dolayı 1 bölü 2'nin karesini çıkarttım. Eksi b kare eksi 3 b eksi 2. Yarısı 3 bölü 2. O zaman b eksi 3 bölü 2'nin karesi eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 eksi 2. Son duruma baktığımızda arkadaşlar birinci taraftan a eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4. Eksi b eksi 3 bölü 2'nin karesi eksi 9 bölü 4, bir eksi de burada var. Artı 9 bölü 4 eksi 2. Şimdi olaya baktığımızda 9 bölü 4, 1 bölü 4, 8 bölü 4 yani 2 eksi 2 oldu nanay. Sonuç a eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi b eksi 3 bölü 2'nin karesi 2 kare farkı oldu. Yaptım tam kare 2 kare farkına geldi. O zaman top çık. Toplayalım. A artı B 1 bölü 2, 3 bölü 2, 4 bölü 2 eksi 2. A eksi B çıkardık. 1 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkardığımız zaman 2 bölü 2. Ama bu eksi olduğundan dolayı artı 2 bölü 2 artı 1 sorumuzun cevabı oldu arkadaşlar. Ve bir sonraki yine çok saçma sapan gibi gözüküyor. Ha bu arada arkadaşlar bu iki soru bir ÖSYM sorusu olmaz. Yani son soruyu biraz daha kısa halde yani üçlü olarak değil de ikili olarak sorabilirler. Ama üçlü olarak soracağını zannetmem. Şimdi burada 4AC var. O zaman bu 2 çarpı 2AC'den geliyor demektir. 2AC olacaksa ya 2A gelecek ya 2C gelecek. 2A zaten yeterince yok. O zaman 2C'den gelsin diye 5C kareyi C kare artı 4C kare diye parçaladım. Şimdi A kare eksi 4AC artı 4C kare. Bu gitti. Bu gitti. 4C kare gitti. Geriye ne kaldı? Artı B kare artı 8B. Şu. Sonra geriye ne kaldı? C kare eksi 10C artı 41 eşittir topmuş.
Şurası arkadaşlar a eksi 2c'nin parantez karesi, yarısı 4, b artı 4'ün parantez karesi eksi 4'ün karesi artı yarısı 5, c eksi 5'in karesi eksi 5'in karesi artı 41 eşittir 0 dediğimizde 16, 25, 41 birbirini götürdü. Negatif olmayan 3 tane sayının toplamı 0'a eşitse bu sayıların ayrı ayrı 0 olmaları gerekir mecburen. C 5 geldi. B eksi 4 geldi. A eşittir 2C'den. C yerine 5'i yazdığımızda A da 10 geldi. Ne demiş bize? A çarpı B demiş. Yani 10 çarpı eksi 4'ten sonucumuz oldu. Eksi 40. Buradaki çalışma masası arkadaşlar bir kare. Bunu kontrol ederken fark ettim. Oraya sıkıştırmaktansa sizin de gözünüzün önünde yazayım diye düşündüm. Ders çalışmakta zorlanan insan ayrıtı x birim olan çalışma masası üzerinde, çalışma masası bir kareymiş. Masanın köşelerini ayrıtı y birim olan özdeş karelere ayırarak matematik kitaplarını yerleştiriyor. Yani buraları kenarı y birim olan özdeş karelere ayırdıktan sonra bu köşelere İhsan matematik kitaplarını yerleştirmiş. Kalan boşluğun ara kesiti, kalan boşluk neresi oldu? Şurası ve burası oldu. Ara kesiti merkeze geometri kitaplarını yerleştirir. Buraya da geometri kitaplarını yerleştirmiş. Kalan bölgelere sözel kaynaklarını yerleştirir. Onlar da görünüyor. Bu yerleştirme sonunda x ve y değerlerinin tam sayı alınca geometri kaynaklarının bir köşedeki matematik kaynaklarına göre 17 birim kare daha fazla alan kapladığını hesaplar. O zaman iş başa düştü. Ne yapıyor? Bir kenarı x olan kareyi arkadaşlar şu şekilde bölmüş. Fakat bu köşeler özdeş karelermiş. Kenarları y olan. Burada y olunca buraya ne kaldı? X eksi 2y. Buraya ne kaldı? X eksi 2y. Yani geometri kitaplarını koyduğu yerde bir kareymiş. Diyor ki bize geometri kitabını koyduğu yerin alanı bir matematik kitabını koyduğu yerin alanından 17 birim daha fazla diyor. O halde geometri kitabını koyduğu yerin alanı x eksi 2y'nin karesi matematik kitabını koyduğu yerin alanı y kare eşittir 17'ymiş. Bu ne arkadaş? 2 kare farkı. Öyleyse çık. Topladık. X eksi y çıkardık. X eksi 3y eşittir 17'ymiş. Bu arada buranın tamamı x arkadaşlar. Yani x y'den daha büyük. O zaman x eksi y x eksi 3y'den daha büyüktür. İki sayının çarpımı 17 ise burası 17, burası 11. Bu arada güzel bir asal sayı sorusu da oldu. X eksi y eşittir 17. X eksi 3y eşittir 1 dersek ve taraf tarafa çıkartırsam 2y eşittir 16'dan y eşittir 8 oldu. Eğer y 8 olursa atarız karşıya x de eşittir 25 olur. Peki ne soruyordu bize en sonunda, ona bakalım. Buna göre insanın sözel kaynakları için ayırdığı alan kaç birim karedir? Yani bizden arkadaşlar 4s'i istiyor. O halde 4s'i istiyor. S'in bir tarafı y. Bir tarafı neydi? X eksi 2y. O zaman bir s alanı 4 çarpı s'i bulmamız lazım. S de y çarpı x eksi 2y'den ibaret. 4 çarpı y'yi 8 bulmuştuk. X'i 25 bulmuştuk. Y'yi 8 bulmuştuk. 25'ten 16'yı çıkarırsak galiba 9 olur. Burası ne olur? 72 olur. 2 ile çarptık. Bir daha 2 ile çarptık. İşlem hatası yapmadıysam 288 birim kare oldu arkadaşlar. Evet, soruya pandemik dedik. Çünkü
ÖSYM'nin sık kullandığı ama bu görüntüyü görünce her baba yiğidin yaklaşamayacak olduğu bir soru tipi. Yine değişken değiştirme. Daha önce de kullanmıştım. Değişken değiştirmesini bil de sorunun cevabı gelmezse gelmesin diye. Şimdi arkadaşlar, buraya ben A dersem bu ifade A küp 3A kare artı 3A artı 1. Yani A artı 1'in küp olur. Peki A dediğim şeydi ben ne benim? X eksi 3. O zaman X eksi 3 yazdığımızda X eksi 2'nin küpü olur. Peki ben 2'yi karşıya atarsam X eksi 2 ne olur? Küp küp 3 olur. Boyunları gitti, 3 oldu. Toplamı P'ye eşitmiş. O zaman bizim P'miz 3 geldi. Buraya geldim. Eğer ben buna B olsun dersem ifade B küp eksi 3B kare artı 3B hafif bir gıcıklık yapmış. Eksi 1 eksi 1 diye yazarsam 1331. Burası da B eksi 1'in küpü eksi 1 olur. Küp açılımı yapmıyoruz. B dediğimiz şey neydi bizim? Y artı 4. Buraya Y artı 4 yazdığımda Y artı 3'ün küpü eksi 1'e dönüşür soru. Peki Y artı 3 neye eşit? Eksi 3'ü karşıya attığımda Y artı 3 2 küp kök 3 oldu. Küpü eksi 1. O halde 8 3 eksi 1 24. Bu da 23. Toplamı M sayısına eşittir demiş. Yani M sayısı 23 oldu. P sayısı ne oldu kardeş? 3 oldu. Soruyu sorarken ne sormuş bize? P küp eksi M. P 3 olduğundan dolayı küpü 27. Diğeri 23. O zaman cevabımız oldu 4 arkadaşlar.